Hazırsanız chatten bir go'larımı alayım. Chatten siz bir go'larınızı yazın. Yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve tabii ki de çok sevgili botlar. Ve videoya geçin. Burası bu arada kapalı çarşı mı? Ve bu ürünler ne böyle ya? 160.000 TL'ye masaj koltuğu almamıştır. Masaj yaptırmıştır orada büyük ihtimalle. 1000 liradan açıyorum, 1000. 500. Yine beni kazıkladı. Evet abi, yine seni kazıkladı. Aa. Yani böyle teklifle başlayan bir masaj nasıl mutsuz sonla bitebilir bilmiyorum ama yani. Güzel. Bu da mı bu da? Bu da bu da. Herkese merhaba, ben Orkun. Orkun'a video döküyorum serimizin yeni bölümüne. Bu arada şu 1 lira atılıp da masaj yaptıran koltuklara ben bayılırdım. Eskiden ne zaman görsem yani gerçekten bir oturur. 1 liramı atar, mis gibi masajımı da yaptırırdım yani. Hala da masajı çok seviyorum. Her eve de lazım yani. Hani imkanım olsa çok samimi söylüyorum. Aslında yani bilmiyorum fiyatlarını da, eve alınabilir yani. Artık 1 lira değildir değil mi? Artık 1 lira değildir değil mi? Bak yine yıkıldık ya. Fatma Nur'um hoş geldin. Sentinus selamlar. Hoş geldiniz. Yine birbirinden güzide, birbirinden çılgın meydan okumalarla, sizlerden gelen meydan okumalarla birlikteyiz. Meydan okumalarınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. Gerçekten bir okşu. Hemen geleyim yani. Oha kaska evet, bak. Evet, Balat'tayız. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa açık arttırmaya katılacağım. Aa! Çok güzel bir antika açık arttırmacısına geldik. Pazar günleri burada açık arttırma oluyor. Şimdi yaklaşık 50-60 kişi olacak içeride. Daha başlamasına açık süre olduğu severim. İçin girelim içeriği, gezelim. Ne ürünler var bakalım. Neye açık art? Ben hep şeyi merak ettim mesela. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu işte havalimanında bırakılan, belli bir üzerinden süre geçmiş artık yani, ne bileyim, gümrükten geçemeyen, ya belli problemler olmuş ve belli bir süre geçmiş artık satılması legal olan ürünler oluyor ve havalimanı bunları açık arttırmaya sokuyor diye biliyorum. İşte atıyorum 10 bin liralık ürünleri 5000-6000 liralara, yani açık arttırmada ne kadar çıkarsa artık o fiyatlara alabiliyormuşsun. İşte bu telefonda olabiliyor, bilgisayarda olabiliyor, antikada olabiliyor. Mesela o tarz olayları acaba nerede yapıyorlar? Ben hep onu çok merak ettim çünkü gerçekten bir gidip görmek istiyorum yani. Düşünsene abi, sıfır açılmamış ürünü çok daha uygun alıyorsun yani. Kim istemez ki bunu? Ama işte nerede? Arkadan gelen metal ses ne biliyor musun? Şu perdenin vurma sesi çok rahatsız ediyorsa bir şeyler yapayım. Didemciğim görüşürüz şimdiden o zaman, hayırlı nöbetlerin olsun. Hayır, onu ihale ile toplu satıyorlar. He. Onu bilmiyorum o zaman. Ataşehir'de var mı Mr. Can? Gideriz ya, Ataşehir yakın. Ha, görüşürüz Can Sirecim, dikkat et kendine. E bak, açık arttırmaya satılıyormuş, Sadullu abi de diyor. Arttırmaya katılacağız. Neyi alacağız? Öncesinde karar verip. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ilk defa geldim çünkü bana çok enteresan geliyor. Yani antikaya ihtiyacım yok. Buranın kendi ürünleri var. Müşteriler kendi ürünlerini getirip açık arttırmaya koyabiliyor. Mesela benim yanında kendi bir ürünümü getirmiş olsaydım ben de açık arttırmaya koyabilir miyiz diye teklif edebiliyordum. Çok güzel. Burada bugün açık arttırmaya çıkacak ürünler belliymiş. Ama müşteri bir şey beğenirse çevreden onu da açık arttırmaya çıkarabiliyorlarmış. 30 liradan açık arttırmaya açıyorlarmış. 20-20 artıyormuş ama bazı ürünler 2500-3000 liradan da açık arttırmaya çıkabiliyormuş. Bak mesela bunlar bugünün en değerlileri değil mi hocam? Bu mu bugünün en değerlisi? Tam güzelmiş bu arada, tatlıymış. Şu kurbağa çok güzel. Bu böyle koleksiyon yaparsın yani bundan da. Ne kadar değerli olabilir ki yani? Abicim selamlar. Gökmen abiyle birlikteyiz. Dükkan sahibi. Şimdi burada en değerli ürün nedir? Yani ben neyi almaya çalışmalıyım? Öncelikle senin neye ihtiyacın var ona bakmalısın. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben ticaret yapıyorum. Ben alıp daha pahalıya satmaya çalışıyorum ileride. Almak istediğin ürünler nadir ürünler olmalı. Bunlar nadir ürünler. Her zaman çıkmayacak antika dediğimiz ürünler. Ben az önce mesela sormuştum bunu Gökmen abi. Bu şeymiş mesela. Şu önündeki büyüteçle güneşten aldığı ışıkla mumu yakıyor ama yani hiç denedin mi buna mum yakmayı? Biz denemedik. Yani şöyle Adana'da falan gezmek lazım yani. Hani evet. Ne geldi abi? Buyurun. Bu ne? 100 yıllık bir gemici feneri. Gemici feneri. Ha bak, ben şunu çok beğendim. Ben bunu alacağım bir kere. Bu kaça gider? Barış, bunu kaçtan çıkaracağız yavrum? 100 liradan. 100 liradan. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bu her yerde satılıyor ya bu. Ben bunu biliyorum. Zamanında ben... Bir dakika arkadaşlar, çok sorayım. Beş lira mı? Beş lira da değil canım, abartmayın. Beş liraya ülkede ne kaldı gözünü seveyim.
5 liraya çıkarttırma mı başlar? Evet. Kendi getirdiğin ürüne el kaldırmazsın herhalde değil mi? Öyle. Ha, tamam. Yaklaşık bir yarım saate falan başlayacağız. Bütün açık arttırmayı birlikte. Bir daha açık arttırma, çok heyecanlı. Oo. Şu filler güzelmiş, filleri İçerisi beğendim. İçerisi doldu, çok fazla insan geldi, çok fazla yeni ürün de geldi. Çünkü her gelen böyle büyük poşetlerle geliyor. Başlıyor şimdi, gelin. Burcu'm hoş geldin. Hoş bulduk abi. Buyurun, mezatımız başlasın. Sevgili dostlar, Boğaz'dan bir parça çıkartıyorum sevgili dostlara. 1980'ler, 1990'lar muhteşem bir çalışma. Uzak Doğu sanatı. Açtım 30 liradan. 30 lirası geldi, 50 lira var. Var 50 geldi. Geldi 70, 90 geldi 110 var mı? Muhteşem bir parça. 110 geldi 130 var mı? 130 geldi 150 var mı? 150 var mı? Orkun'a bir alkış yapalım. Çok büyük heyecan aldım. 150 lira var. Sağ. Bende mi kaldı? Sağ. Kimde kaldı? Sağ. Kimde sağ. Kaldı? Kimde? Ben hayır. 150 geldi 170. 170 o zaman ya. 70 geldi 190 var. Yoksa 190 170. Kim geldi 170? Satıyor. Sağ. Tamam, ben aldım. Hayırlı olsun. Alamadım. Böyle elden vermiyorlar benim de bildiğim kadarıyla. Açık arttırma çeyrek kumar mı? Yok canım abi, ne alakası var kumarla olayın? 170 TL'ye bir adet ne bu? Biblo aldık. Evet, ilk parçamızı aldık, güzel. Evet. Muhteşem bir mırra. Wow. Mırra mı? Mırra ne ya? Bu kaplama mı, altın mı? Pirinç üzeri altın kaplamadır. Hmm. Güzel. Kutusu zaten 500 liradır. Senin şerefine 20 lira açtım. Nasıl yani? Bir dakika, beni hadi ben böyle bir şey olabilir mi yani? Kutusu 500 lira. Kutusu. Yani şu kutu 20 liradan açtık ama yani. Come on man. Evet. 100 sırası geldi. 200. 120 geldi. 150 geldi. 30, 500'e tam oldum ben. 300 geldi. Bir dakika abi, kutu 500 lira et. Var mı 350? 400 var mı? Var mı 400? 350 ya. 400 sırası yoksa 350 liraya. Ünlü YouTuber'a. Yok. Satıyorum. Sattım. Yine beni kazıkladın. Evet abi. Nasıl yani ya? Ben bunu ne yapacağım? 90 geldi. 100. 110 geldi. 120. 130 geldi. 140. 150 geldi. Bir daha sen beni mi söylüyorsun şu an? Ben başkasını söylüyorsun da arttırıyoruz sanıyorum. Yoksa 170-150'ye. Ben kendim mi 170'e kadar arttırdım bizden? Dur bir dakika, 110'duk. 110'da bendeydi, 170'te de bende. Yoksa 210-190'a. Ben beğendim abi bunu, alacağım. Sattım. Evet, ünlü YouTuber'ın antika tabak topladı. Bu ne abi, adam her şeyi aldı, ben anlamadım. Kendi kendine fiyatını arttırdı, bir de üzerine tabağı da pahalıya aldı. Bu nasıl bir açık arttırma abi? Burada bir yanlışlık var. Burasının o saçma bir açık arttırma yani. Onu okumuştum. Tam Sado 100 bitini gördüm yine. Uzaylılar beni kaçırmıştı zamanında dedi. Bir elim ayağım titredi. Melekçim hoş geldin. Buna şahit oluyor sevgili dostlar. Bunu ben satıyorum, ben de katılıyorum ama. Çalışıyor. Normal ampul takıyorsunuz. Duyu var içerisinde. 11 kilo pirinçmiş. 1000 liradan açıyorum. 1000 kendim. 1100. 1200 kendim. Var mı 1300? 1300. 1400. Ben alacağım dedim. 1500. Nasıl ya? 600. Bir daha. 700 geldi. Sen benle oynuyorsun. Bırakıyorum 1700'de. Satıyorum. Orkun'dan 1800 geldi. Gelmedi abi. Ben satıyorum abi. Dur. 1700'e bıraktım abiye. Sen niye beni yükselttin ki boşuna? Senin çok alasın yoktu. Çok alasın var. Valla var mı? Var. O zaman 1700'de al. 1700 lira bende. Evet. O zaman hayırlı olsun abi. Verdim. Budalarımız 200 liradan açıyoruz. Kim görüyor? Bir şey söyleyeyim mi? O 1700 liraya bono alan abi... Ben size sıfır şaka söylüyorum. En az böyle bir 300 euroya falan kapalı çarşıda okutur buna ya. 200-300 euro okutur gibi. 200. Sen bir tart abicim şunu. Sen de bunu tart. Bu da mı bu da? Bu da bu da. Sen bu da bu da esprisini yaptığın için 200'den sen açtın kapıyı. İsim neydi abicim? Hakan. Hakan abimiz 200'den açtı bu da bu da esprisiyle. Var mı 220? 200'e gidiyor sat. Abiye. Sat. Sattım. Hakan abimize yazdık. Beklenen. 30'dan açabiliriz. 30 lira. 50 geldi. 70 arıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu video kurgu olabilir mi ya? Bu video acaba kurgu olabilir mi? Adam ilk ve son şakasını falan yaptı. Yok canım, ben zannetmiyorum bu arada adamı 200 lira vereceklerini, o budaları. Ben olsam almazdım şahsen yani. Sanki kurgu demeyelim de ya da şey diyelim yani. Herkes bunun bir şaka ya da bir işte video alındığı için ekstra bir şey var yani gibi. 70 geldi, 70 üstü arıyorum. 110 geldi, 110 üstü arıyorum. 113 numara alsam bu ürünü satıyorum. Sat!
150 liraya oldu be, sattım. Abi her şeyi aldı ama ya. Kaça aldık lan? 150'ye mi aldık? Bunu ben alacağım da nasıl alacağım top satılırsa? Aa, Flamingo çok güzel. Can devi Burana'nın evlere şenlik yapmış olduğu güzel bir takım. 100. Az olurlar 200 geldi. 300. 300 geldi. 450. 450 üstü bulamazsam bu güzellikleri satıyorum. Sat. 600 geldi. Abi gelmedi 600 ya. Gelmedi 600. 450 liraya satıyorum. Sattım. Oh. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bayağı güzel alışveriş yaptık. Ben özellikle şu cam... İyi oldu bitmesi bu kısmı. Yani ben hayatımda böyle bir açık arttırma görmedim. Bu hiçbir açık arttırma değildi. Ececiğim hoş geldin canım, selam. Tam biblolara bayıldım. Aa. Toplamda 3270 bak, lira harcamışız. Yemin ediyorum şunu izleyince benim de aklıma o geldi Arkitekra. D-Max'teki depo açık arttırması. Bak o işte gerçekten hayalim chat. Yani böyle Amerika'ya mesela orada bir yolumuz düşer de bir şey olur bir şey olur. Böyle bir tane artık yanında kenarda biriktirdiğimiz 300-500 neyse artık dolarla bir depo alıp o deponun işini şöyle 1000-2000 dolara okutup kar etmek istiyorum. Videoda hep öyle oluyor çünkü. Vallahi hep öyle oluyor abi o depo savaşlarında. Hiç zarar, gerçi birkaç kere zarar ettiklerini de gördüm. Work and Travel'la gidemem Çibit çünkü ben üniversitede değilim. Aga be. Aga be, nereye mi okutacağım? Orada okutuyorsun. Ya zaten çoğunlukla depolara alanlar şey yapıyorlar. Deponun içerisindeki eşyaları böyle bit pazarı gibi yerlerde satıyorlar yani. Yani çok para geldi bu arada bana burası ya. Tabaklar hadi fena değil. Şu flamingolar tatlı da. Gösteriyorum şimdi neler aldık. Bunu mezatta yapmadık. Abi dedim ben şu siyahları istiyorum, bir de horozları istiyorum. Ben siyahları 1500'den vereceğim dedi. Tamam dedim, horozları da hediye et o zaman. Şu tarafı 1500 diyor, 1500. Özel bir ağaç falan herhalde. Komple 1500'e aldık. Şu flamingoları 450'ye almıştık. Şunu ben zaten ilk geldiğim anda gözüme kestirmiştim. 150'ye aldım. Ha yazıyormuş lan. Bu ilk gelen parça. Açılışı yapalım diye almıştık bunu. Bunu da 190'a almışız bunu da. Yani şunu aldık da bu bize dendi ki kutusu güzel dendi ki kutusu şurada. Kutusu 500 lira dendi. Ben orada yani bir pek zannetmiyoruz ama yine. 500 liraysa kendisi daha çok ediyordur. Hayvanlar cam mı? Ben ahşap zannettim ama. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Buna eskiden de bu yeni lan. Bildiğin halis mulis. Yeni bu yani. Bu eski olamaz. Benim eve gelip ayran isterseniz böyle geliyorum. Bence ben. Bu tabak güzel bu arada bu halen. Tabak niyetli değildim ama biraz gaza geldim tabak konusunda. Şunu hediye ettiler bize. Bu da bize hediye edildi. Bu Mısır antik hediye etti bunu. Şöyle gösterelim. Yani çok tabakla aslında bir işim yok ama kabul edilirse bu tabaklar yemek yiyeceğim bunlarda. Altta bir de mavi. Hepsi replika mı bunların? Abi replika bir şeyi böyle açık arttırmada orijinal diye satabilirler mi peki? Yani yasak değil mi hocam? Bir versiyonu var bunların. Bunlar biraz daha büyük. Bunları da 240'a almışım. 6 tanesini. Bence çok güzel alışveriş yaptık. Yani şu özellikle bak şu horozlar falan Yunus efsane. Koli mi o? Ben bunları ya kendi evime koyarım ya arkadaşlarıma hediye ederim. Ve bu güzelmiş bu arada. Ederim. Çok güzel bunlar. Cam bibloları alınca yanında da bu koliyi hediye ettiler. Ben de taktım sevdim. Evet. Tam cam biblolarmış hepsi de cam biblo 1500 lira o at olanlar eder mi? Yine tartışılır. Güzel bir alışveriş oldu. Evet, İstinye Park'a geldik. Türkiye'de bulduğumuz en pahalı masaj koltuğunun önündeyiz şu anda. Yaklaşık fiyatı 160-170 bin TL civarında ve gerçekten Türkiye'deki en iyi, en lüks, en pahalı masaj koltuğu. Bakalım bir masaj yapan terapistin yerini tutabiliyor mu? Fiyatını hak ediyor mu? Çok merak ediyorum. Dükkan sahibi İbrahim Bey, kendileri üretiyorlarmış ürünleri. Bizim he 160 bin liraya satıyorlar. Bugün deneyimleyeceğimiz arkadaş bu. Selini. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şunda da ne güzel oynanır he. Bak şu koltuk şurada olsa PlayStation, televizyon, oyun oynarken ya da. Gerçi ben oyun oynarken arkama yaslanabilen tiplerden pek değilim eğer PlayStation oynamıyorsam ama. Ama 160 bin lira da bir koltuk etmez be. Yani 160 bin liraya masaj koltuğu mu alırım, araba mı alırım diye düşünüyorum. 160 bin liraya ikinci el bir araba almak daha mantıklı olabilir mi acaba?
Bu şu an dünyanın en iyisi. Testte çalışan, oksijen ölçen, kalp atışı ölçen en gelişmiş ürünümüz bu yapay zekalar üzerinde. Kalp atışımı nereden ölçüyor acaba, koltuğun neresinden ölçüyor? Yapay zeka olması çok enteresan geldi ama oturduğun zaman vücudu tarıyormuş ve parmağından oksijeni ölçüyormuş ve sana ona göre bir masaj yapıyormuş. Kalp atışını ölçüyor, nabzı ölçüyor, evet. E ben oturayım o zaman. Buyurun, Tofaş'tan iyisini alırız ya Jolie. Hey Ogawa, smart masaj. Ben sesli komuta genel olarak karşıyım bu arada. Arabalarda da aynı şekilde saçma oluyor. Hey Ogawa, I need a massage. Yani böyle teklifle başlayan bir masaj nasıl mutsuz sonla bitebilir bilmiyorum ama yani. Ha, kafanı yastığa koy diyor. O tablette gösteriyor bir şeyler. Farklı modlar bilmem neler. Benim ne oksijenimi ölç. Normal koltuklar bile 30-40 bin TL mi olmuş? Şaka yapıyorsun ya. Normal salona koyabileceğim bir tane üçlü, bir tane ikili, bir tane tekli koltuk seti kaç paraya çıkarım? Orta kalite. Ne lüks, ne çok böyle uyduruk. Orta kalite. Şimdi bir şey soracağım. Chat'te 50K diyen de var, 20K diyen de var. Yani aradaki uçurum çok fazla. 10K diyen var. 10K olamaz yani. Teyzemin aldığı 5K koltuk takımının aynısı 20K olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Bence en az 15-20 diyorum ben ya. 20'den hatta aşağısı belki olmayabilir bir koltuk takımının yani. İstanbul'da alacağım. Iğdır'dan alamam yani. İkinci el öğrenci. Bir şey yapmadım. Şu an vücut sanıyor. Bunu alıyoruz. 30K diyorsun Arda. Öyle içine. Tamam. Şu anda oksijeni ölçüyor. Oksijenimi ölçüyor. Ölçsün. Bir yandan da ölçüm yaparken de bir yandan alttan da böyle şey yapıyor. Ovuşturuyor böyle hani. Şu an evet boynuma daha ağır masaj yapması gerektiğini anladı oksijenimden. Ki evet boynumda sıkıntı var. O neye göre anladığını çok anlamadım ama. Ulan düşünsene bir seansta bütün fıtıklar her şey geçiyormuş. Burada joystick kumanda var. Buradan çektiğimiz zaman daha yumuşak yapıyor. Mekanizmaları ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Evet şu an kollarım kırılmaz değil mi? Çok yakın şu an kırılmaya gibi sol kolum. Daha kırılan hiç olmadı. Vücudun neresine masaj yapıyor gösteriyor. Okazyona göre masaj ver. Alışverişten geldim masajı. Ice Spor'dan yoruldum. Oy oy. Ah. Ayakları böyle yanlardan bastırdı. Aşağıdan böyle ittiriyor ayağı. Güzel. Refleksoloji noktalarıma baskı uyguluyor. Aa, ayak şov. Yani sıkma, güzel alet ya. Çok param olsa, gerçekten çok param olsa mesela almak isterim be. Canım ne zaman sıkılsa şu böyle mesela şu an buralarım ağrımaya başladı bile. Otur abi koltuğa. Sana mister gibi masaj yapsın. Masajı gitmek yerine yani evet evde olması tabii çok daha kolay. Acıyor. Şu an genel kundaklıyor gibi bir his var yani. Her yerime baskı uyguluyor ve Allah bastırıyor bir ağırlık çöküyor üstüme Allah. Niye ya Johnny Joker? Bir atlatıyor tabii o hal. Yaslamam çok kötü ama yere yatarsın sırtını arkadaşın çıkar ve oh dersin ya. Onun İşte oh ben bayılıyorum. <yani. gülüyor> Çok gürültülü bir alet de değil bu arada yani. Benim en büyük endişem herhalde bu aletin çok gürültülü olması masaj yapılırken. 160K kaç dolar? Rahat bence. Böyle arada bir gavç kuvç ediyor da. Buradan ayak taban rollerlerini açıyoruz. Açalım. Ya şu an bir tek koluma şey yapıyor. Ayak şimdi geldi. Tay masajda da var o. Kol masajında da var. Asıl güzel olan bunlarmış. Benim omurgalarımda sıkıntı olduğu için omurgamda ve belimde ve boynumda. Şu an tam böyle omurgayı aşağıdan bir şey böyle 10K mı? Aslında dolar bazında baktığımız zamanda da çok ucuz bir alet değil ha. Bence. Omurganın etrafında geziyor böyle aşağı yukarı bak bu güzel. Aaa acıyor orası oraya çok gitme. Kalça kemiğimin içinden geçti. Daha başka bir terim yok bunu söyleyecek. Çok itiyor alttan. Komple böyle sıkma şeyi var mı modu? Full sıkacak. Aaa. Airbag'den değil şu arkadan şeyler giriyor. Kendin esnemiyorsun, alet seni esnetiyor. Ne güzel ama. Bak arkadan yine başladı şimdi. Dudu dudu dilleri, lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. O az önce yaptığı bölge kusmaya, ishale iyi geliyormuş. Bak mesela şu an yaptığı bölge de ganşu bölgesiymiş. Tam omurganın biraz sağı. Diğer ağrısı, göğüs kafesi ağrısı ve gastrite iyi geliyormuş. Ayakları sıkıp böyle tam ayağın ortasından böyle ittiriyor. O çok güzel. Üst sırt için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Üst sırta çok fazla, çok sert böyle. Yani bir boru sokuyorlar ve sen o boruyla 50 santim kalkman gerek. Bayılırım. Bu birazcık da şeye göre değişir ama mesela şimdi Orkut daha zayıf ya. Onun direkt kemiklerine vuruyordur. Mesela bana yapsa benim kemiklerim ulaşana kadar o borunun daha da uzaması lazım. O yüzden birazcık kiloya ve... Kiloya. Evet kilo. Kilo çok önemli.
Bana rahat gibi gelmedi ya mı? Bilmiyorum, 160 bin liraya hala şimdi bir düşünmeye tekrardan başladım Orkun'un yorumlarıyla beraber. Galiba evet, çok param olsa da almazmışım ya. Onun yerine ne kadar canım masaj isterse giderim bir tane masajı da masaj yaptırırım işin ehli birisine diye düşünüyorum artık. Gibi ama ayak bacak kısmı çok rahat. Siz her gün kullanıyorsunuzdur bunu. Evet, evet. Günde iki kere 15'er dakikadan otursak gece bebek gibi uyuyoruz, sabah bomba gibi kalkıyoruz, gün içi enerjimiz çok ciddi artıyor. İleride şu an tabii gençsiniz ama 50-60 yaşına geldiğinizde 40 yaşında gibi oluyor olmanız. 60-70'lere geldiğinizde 50 Salla abi, duy bak duy. Olarak %20 genç. En iyi harcayabileceğin 160 bin lira olabilir. Işık sağlıyor, o yüzden bu kadar zaten ilgi görüyor. Bu fıtığa falan da iyi geliyor mu? Tabii boyun fıtığı, bel fıtığı, bizde herkes bunu kullanıyor. Bütün problemi olanlar. Siz bu aleti kullandıktan sonra normal medikal masaja gerek kalmıyor mu? Şöyle, insanların bunu kullanmasının birinci sebebi şu. Bir masörün 1 saat 15 dakikada yaptığını 15 dakikada yapıyor. Zaman olarak... Abi ben 1 saat 15... Ben uzun olmasını reyyelerim mesela şahsen. Ben masajı seviyorum abi. Ben masaja gittiğim zaman da uzun olmasını tercih ederim. 15 dakikada masaj olmaz ki. İşte bir daha avantajı var. Aileniz kullanıyor. Şimdi yan cihaza geçiyoruz. O esneme, ama bak, germe şey hareketlerini daha bu alet... 160 bin liraya satılan bu aletin maliyeti ne kadar olabilir sizce? Yani altı üstü içerisinde pıtı pıtı yapan mekanizmalar var diyeceğim ama işte öyle de basit düşünemem. Yapay zeka falan var diyorsunuz çünkü. Bilemedim. Daha iyi için, evet, daha şu an stretching başladı. Şu an sağ kolumu sıkıştırıyor. Sırtıma pıt pıt yapıyor omurgama. Bacaklarda bir şey yok. Aha, ikiye katlıyor beni oğlum. Tost oluyorum lan. Bacak yamuluyor ya, aşağıya doğru çekiyor bacağı. Bu rengi daha güzelmiş gibi. Oo, katlıyor beni. Aa, aa, kırma bir yerime. 360 derece dönmez değil mi? Çekiyor şu an bak, dizlerimden ayaklarımdan kilitledi beni, tutuyor. Yukarıya doğru omuzlarımdan çekiyor. Ben memnun kaldım valla. Tek de bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 110 bin TL. Bu 110 bin, o 170 bin. Ben bunu istiyorum. Civarında. 160 bin, evet. Tek derdi fiyatı yani. Yoksa hani düşünmezsin, alırsın bir tane eve. Evet, masaj koltuğu. Enteresan hocam. Geldik kapalı çarşıya. Hocam şimdi bizim daha önce 4 yıl önceki dondurma videosunda Dubai'de yediğimiz dondurmanın yanında ikram ettikleri Versace Cup altın ve çok pahalıymış. Son videoda da aslında bir tane daha cup hediye ettiler. Bize 2 tane Versace Cup'ımız oldu. Bunları da videoda söylemiştik. Kaseye gidip gerçekten İstanbul'da bir kuyumcuya iyi fiyata satabiliyorsak Orkun'a meydan okuyorum da deneyeceğiz, onu satmayı deneyeceğiz. Satarsak beleşe. Bir şey söyleyeceğim, bu videoyu hatırlıyorum. Bir dondurma yemişti ve bir servetti o dondurma. Getirmiş olacağız. Kapalı çarşıda gelip satmaya çalışacağız. Dondurmaya verdiğimiz paranın ne kadarını geri çıkarabileceğiz. Geldik şimdi, satacağız bunları inşallah. Hadi bakalım. Yes! Hadi bakalım. Altın alındı. Bu da altın kaplamalı kase. Deneyelim bence rastgele ya. Oğlum burası benim her geldiğimde beynimi yoruyor ya. Kolay gelsin hocam. Merhaba. Biz... Bence altın kaplama çıkmayabilir bu, ben size söyleyeyim. Bizde birkaç tane ürün var da bir bakabilir miyiz? Tabii, buyurun. Siz alıyorsunuz değil mi? Ürün alıyoruz ama ne olduğuna bağlı. Yani sizdekilere benzer böyle Versace'nin altın varaklı iki tane kasemiz var bizim. Bunlar Dubai'den alındı. Bir tanesi şu. Bir tanesi şu. Orijinal abi. Altın derken abi, bunun neresi altın peki? Atıyorum şu çizgileri mi altın? Bunlar. Bir de kaşığı var bunun. Yani biz buna dünyanın en pahalı dondurmasını yedik. 13 bin TL'ye verdik. Dondurma artı kaseye. Bir de kaşık çok verdi. Çok verdi. Kaplama. Kaplama mı? Ama Versace. Nasıl yani? Versace olduğu için daha pahalı etmiyor mu? Daha çok etmiyor mu? Bizim için etmiyor. Ama müşteri için ediyor. Müşteri için bunun devamı gerekiyor. 6 tane alıyorlar. 6 tane mi gerekiyor? 6 tane mi dondurma yiyecekmişim ben? 6 tane dondurma yiyorsun. 90 bin mi? Çok yapıyor abi. Şimdi bir dakika. Ne kadar eder peki bunlar? Ya bunları zaten orijinali 260'da 280 euro. Şunun maliyeti ne kadara gelir? 100 liraya falan gelir. Saç. Hadi canım ya. Saçma mı ya? Ulan Versace bunu 100 liraya mal edip 5500 liraya mı satıyor? Versace beni dolandırdı. Eyvallah abiciğim. Kolay gelsin. Ya şemsiyeli at sözü gelsin yine. Bir şey söyleyeceğim. Bence 100 lira da az şimdi. Yani burada 100 liraya şunu mal edip 280 euroya satabiliyorsak ben yarın başlayayım hemen 100 liraya basayım yani. Ama tabii Versace değilim ben. Öyle bir büyük problemim var ama. Oha ya. Bak bu ne biliyorsunuz değil mi? Bak bunu sadece kap olarak düşünmeyin. Bir tane ahanla mesela şu dümdüz tişört değil mi? Şu dümdüz tişörtün yapımı 20 lira.
Şurada bir adet timsah olunca bu tişört 1300 lira oluyor. Böyle olunca 20-30 lira oluyor, 40 lira oluyor. Fenale. Aman tonrem. Açılmıyor, giriyor. Atasözü. Gel deneyelim şansımız ama. Benim ümitler sıfıra indi. Elif the Panda 98 bit yollamış. Bak yine birisi küsurat koymuş demiş. Çok teşekkür ederim 98 bitlik küsurat tamamlama bitin desteğin için kesene bereket. Ben bunu ne yaparım biliyor musun? Maksimum kilimle takas ederim bunu. Sonra o kilimi de ben daha iyi bir pazarlama çalışmasıyla satarım. Hocam kolay gelsin. Bizde iki tane kase var da satmayı düşünüyoruz. Alıyor musunuz siz? Bakalım bir. Şimdi bunlar Dubai'den iki tane Versace. Ürün orijinal. Orijinal abi. Ama şöyle bir şey var, bizim tarzı çok uygun. Yani burada sanat var burada. Ne sizin tarzının neyini beğenmedi ya? Daha çok seramik ürünler, hepsi el yapım ürünler. Takas yapsak? Yani takasa da giremem yani. İkisine bir Night Online hesabı falan versen var. Teşekkür ediyorum hocam. Soralım mı fiyat? Hocam kolay gelsin. Ürün alıyor musunuz? Uyarsa alırız. Gösterelim. Orijinal, hiç kullanılmamış. Versace. Bunlar porselen herhalde. Evet. Bunlardan bu kadar mı var yoksa daha var mı? Bu kadar var. Ne istiyorsunuz? Abicim, tanesine 2500 diyelim. Kaşık da benden olsun. Yok. Biraz pahalı geldi bana. Ben size 3000 lira takıyorum. Tanesine? Yok, ikisi. İkisine 3000 diyor ya. E ulan az önce adam 100 lira dedi, burada ikisine 3000 lira diyor. Ben bu dengeyi anlamadım he. Burcu hoş geldin yavrum, selam. Kendini hazırla, 8.30'da yayını salıyorum. 8.30 gibi yayını salıyorum. Giyiniyoruz ve çıkıyoruz. Yani ben giyiniyorum ve çıkıyoruz. Bence de ilki almak istemedi ya. 3 tanesi 5500 sıfır fiyatı. 3000 alsak bize maliyeti 20 olmuş olsa bunun. 3'e ne oldu ya? Ne dolar bazında zarar ettik, her kur bazında, Çin yeni bazında bile zarar etmiş oluyoruz. Abi yok. Ya, yemeği sen ye, ben yemeyeceğim. Hoş bir şey. 3500 de çok kötü bir pazarlık oldu gerçekten. 3500 dedim ya, bitti şu an. 5 diyecektim, 3500 bir kere çıktı. Abi yok, satmıyorum. Vazgeçtim. Abi 6 vermezsin sen bunlara bir saatten sonra. Evet, pazarlığı yanlış yaparsan böyle daraldı işte. Eyvallah hocam, eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sinirlendim ben ya. Porselenin ikinci eli niye yok oğlum? Hocam merhaba, kolay gelsin. Ya bizim elimizde birkaç tane kase var da Versace. Satın alıyor musunuz siz? Versace kase. Satmak mı istiyorsunuz bunu? Vallahi satmak istiyor satabiliyorsak. Var mı bir fiyatınız bunlara? Fiyatımız yok, konuşalım. Ürün senin. Sen bana bir şey söyleyeceksin, ben sana bir fiyat vereceğim. Var ya, bu çok korkunç bir şey bu arada, fiyat verme ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çünkü normalde mesela atıyorum 5-6 bin lira olacak bir şey, yanlışlıkla 3 bin lira dersen ve hemen birisi atlayabilir. Bu çok korkutucu bir şey. Şimdi işlerde böyle dışarıda konuşulmaz bir de. Gel içeri konuşalım, gel. Hocam şimdi bunun sıfırı 5500 liraysa bence ikinci elinin 3500 etmesi lazım tanesinin. Tanesinin diyorsun. Evet. Güzel ürünler aslında ya, fena değil. Ya biliyorsun biz bunların sadece Versace olmasa bir Versace diye bir işin. Ama genelde bizim de çok yaptığımız İznik'te yapan çok güzel. Evet, sizinkiler 50 şey. Evet, onlar evet. Çok güzel. Ya. Bunun işte Versace olmasından dolayı maliyeti o kadar dedi. Ha, özür dilerim, pardon. Tamam, maliyeti 100 lira, okey. 280 euro dedi. 280 euro satışına. Ha tamam o zaman ya. Ama ben o zaman benim sitemim Versace'ye yani. Tamam, benim sitemim Versace'ye arkadaşlar. O tamam, ilk adam almadı, o istemediği için almadı. Normalde 280 euro edebilecek satıl hani. Bir tane kase nasıl 280 euro edebilir ya, bir dakika. Ana Niko. Hiç hoş değil. Bir tane kase nasıl yani ya? Olaylar çok karıştı kafamda. Çok değişti. Ekstra bir değeri olur mu? Olmalı. Yani Versace tabii bir damgası var sonra. Bir Versace olması bir değer katar. Sen bana şöyle diyeyim. İki kase ve bu kaşığa kaç para istiyorsun? İki kaseyle o kaşık. 7000 lira diyelim. Yani 3,5-3,5. Kaşık da benden olsun. Pazarlıkta sünnet biliyorsun. Ben de bir şey söylemem. Tamam. Sen bir şey söyleyeceksin, ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sana 5500 lira vereyim mi hepsine? 5500 lira hepsine. Kaşıkla beraber. Olur mu? 7000 dedik, 5500. 6000 diyelim. Nasıl yani ya? Çok iyi lan. Vaa, 6000 lira iki tane kase bir kaşık ya. Abi bunları ne kadara satacak acaba? Ulan abi bunları nasıl satacak acaba ya? Yabancıya. 6K kaç euro'du bir dakika, ben hesaplayayım. 6000 TL kaç dolar? 344 dolar. Bir şey söyleyeyim mi? Woo!
sen var ya bunların iki tanesini yabancıya hele yani bence çok rahat. Yani çok rahat tanesini bu kadardan satar belki. Tamam, 280 diyorsun. Evet, satabilir belki. Okuttu okuttu. Abim var ya abim büyük karda. Güzel, büyük kar. Sadece kıvırcık 6. ayında gelmiş. Amanın yarım yıl olmuş demiş efendim. Çok teşekkür ederim. 6. ayımız kutlu olsun. Nice nice 16, 26, 36. aylarımıza inşallah. Çok ama çok sağ ol desteğin için. Kuanik TV o da 7. ayında gelmiş selamlarıyla. Çok teşekkür ederiz efendim. Kuanik 7. ayımız kutlu olsun. Kesene bereket. Hayvız boylar hem senin için hem sadece kıvırcık için chatte buyursınlar. Rabia da gelmiş 10. ayında Rabia'cığım. Çok teşekkür ederim. O ard arda 10. ayımız kutlu olsun. Kesene bereket. Hemen onun arkasına çok uzun bir aradan sonra Mysterious gelmiş 1. yılında Familia'ya. Çok teşekkür ederim Mysterious'um. 1. yılımız kutlu olsun. Sen eskiden buralardan gitmezdin. Sen nerelerdesin şimdi? Hoş geldin, sefalar getirdin. DJ Tosun hoş geldin. 6000. Hayırlı olsun. Valla. Hayırlı olsun. O zaman abicim al paranı, hayırlı gör. Nasıl ya, cebinde direkt 6000 lira. Bu da ama bir şey söyleyeceğim. Bu direkt ayarlanmış bir şey gibi yine hissetmeye başladım şimdi. Hangi adam cebinde 6000 lirayla gezer ki? Tam 6000 lirayla hem de. Melavian Twitch Prime ile çok teşekkür ederim. Melavian'cim Twitch Prime ile abone olup desteklediğin için ilk ayımız kutlu olsun. 6000 var burada. Evet. 6000 cepte nasıl hazır oluyor lan? Nasıl, ne oluyor lan? Alışverişi burası. İşte. Saymıyorum da mı o zaman? Ya. Tamam hocam, ya teşekkür ederim. Adam para sayılır ama bizim paramız tamam. Sayılmaya gerek yok. Tamam, teşekkür ederim 6000 liraya. Eyvallah. Güzel. Valla ben satamayacağız diye düşünüyordum. Nasıl oldu ya, 100 lira etmez dediler. Esnaf haber vermiş birini olabilir tabii, evet. 6000 liraya nasıl sattık biz yan dükkanda? Kafalar karıştı. Evet, Burak Bilgin'le birlikteyiz. Kendisi mental aritmatik matematik dünya şampiyonu, Türkiye şampiyonu. Çok güzel dereceler var abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam bize bir derecelerini okur musun? 2014 Memorial şampiyonu. Süre 3.55 saniye, 10 doğru. Gönder gelsin. Kendi rekorumu kırdım. Sen bunları 15 yaşındayken mi girdin? Yani onu 14-15... 14-15 yaşında benim de matematiğim iyiydi arkadaşlar. Ben liseyle beraber eşit ağırlığa geçtim yani. Veysel'im hoş geldin. Devam edelim. O rekorları kırmışım. Tamam. Aybüke 10. ayında kademe 1'le selamlar. Bir yılı devirmeye az kalmış. Hem de tam cık iki tanecik ay kalmış. Çok teşekkür ederim Aybüke, kesene bereket. Hoş geldin familyaya. Tamam Burak. Çok fırsat bulamıyor mu işlerden? Neyse be, iş olsun da sıkıntı yok. Mysterious'um. Hiç problem değil. Hoş geldin tekrardan. En kötü zaten canlı yayını kaçırıyorsan da YouTube var biliyorsun yani. Şimdi bugün bana bir saat içerisinde önce Burak'ın kendi yapabildiklerini göreceğiz. Sonrasında Burak bana bir saat süre koyacağız. Bu bir saat içerisinde iki basamaklı, üç basamaklı sayıları kafadan çarpmayı öğrenecek. Bakalım öğrenebilecek miyim? Hocam en enteresan yeteneklerinden bir tanesi Burak'ın bir tarif veriyorsun. Mesela 8 Kasım 1987 diyorsunuz. Onun hangi güne tekabül ettiğini söylüyor. Mesela pazartesi diyor, salı diyor. Mesela ne? Pazar. Pazar mı? Kontrol edelim. Pazar mıymış? Abi göster bize ne yapıyorsun. Nasıl oluyor bu? Kesin basit bir olayı vardır bunun yani. Bu arada bu şu an kullandığımız program sizin yarışmalarda da kullandığınız program sanıyorum değil mi? Tamam, 5 basamaklı kaç tane sayı çarpacağız? Right to left. 5 basamaklı 2 sayıdan 10 tane. Tamam, başlıyor. Başlıyorum. Nasıl yani ya? Oha, hepsi doğru mu? Bak 132 saniyede 10 tane 5'er basamaklı sayıyı çarptı. Hepsi doğru. Bu arada bunun Türkiye rekoru 133 saniyeydi. 132 saniyede hani kendi rekorumu da kırmış oldum. Şu an Türkiye rekorunu mu kırdın? Ama bir saniye farklı. Eski rekor da bende. Kendi rekorunu bir saniyeyle geçmiş hocam yani. Kendi rekorunu kırmışsın. Tebrikler. Resmi olmadı. Hiç hani sayılmıyor burada. Niye resmi? Video iyi bu da. Şimdi burada rastgele tarihler verecek. Mesela 23.06.1746 tarihi verdi. Perşembeyi tak diye koydu. Bunun abi kesin bir matematiği var. 60 saniyede 37 tanesine cevap veriyor. Kesin 2 tanesi bir yanlış çıkıyor. 35 tanesi doğru çıkıyor. Acaba 2 basamaklı 30 sayı 0,5 saniye aralıklarla toplayabilir miyim? Ya toplarsın eminim de çok zor. Deneyelim. Evet, deniyoruz. Yapıştır abi. 1820 buldum. Oha. O zaman hocam bana ne öğreteceksin? Ben bir saatte ne öğrenirim? Az önce 5 basamaklı çarpma yaptım. Onun beraber hani 3 basamaklı.
Ben de 6 kere 8 biliyorum yani. Bu da bir meziyet mi yani? 6 kere 8. 48. Mesela ben de çifter basamaklı mesela 20 ile 10 mesela 200. Bitti, kolay, bu kadardı. Onla her şeyi çarparım. Onla çok basit. Sana böyle iki basamaklı sana. Tamam. Abi bence biz direkt tek hedefimiz olsun. Üç basamaklı sayıları kafadan çarpma diyelim. Tamam. Evet. Üç basamaklı sayı çarpmayı öğrenmeye karar verdik. Işte. Hocam bir saatimizi başlatalım. Bir saatim var. Üç basamaklı sayı nasıl çarpıyoruz? İlk önce bir iki basamaklı sayıları çarpmayla ısınalım. Tamam. Bir sayı 11 ile nasıl çarpılır? Bir sayının 11 ile çarpımı şu şekildedir. İlk önce şu 6 yazıyoruz. Sağ tarafa sağdaki sayıyı. Sonra da bakıyoruz. Bu iki sayının toplamı kaç? 8. Sonunda soldaki basamağı yazıyoruz. Bu kadar. Nasıl ya? Bir dakika mesela. 88 ile... O çok kolay oldu. 73 ile 11'i çarpsam... 3, 7, 10... 8... Benim kafam karıştı bile, ben eğlendim. Evet. 54. 4, 5, 9. 194 mü? Salak, 594 pardon. Çarpı 11. Acaba Orkut'un ışıtmak doğru mu yaptı? Tabii ki de doğru. Ha bu arada 3 basamaklı çarpmayı yapmak için 1 basamaklı çarpım tablosunu çok iyi bilmek lazım. Ben bilmiyorum. Normal 2 basamaklıyı. Nasıl ya, 1 basamaklı çarpım tablosu işte. 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3 değil mi? Böyle kafadan çarpabilmek için böyle bir şey yapmamız lazım. Kafi matematik. 76 ile 52. Ne var abi, matematik şey yapmak istesem akademisyen olurdum yani. İlk basamağı bulmak için ne yapıyorum? Yine 6 ile 2'yi çarpıyorum. 12. Çarptım 6 ile 2. İkisini yazdım, biri elde. Biri elde. Sonrasında 6 ile 5'i çarpıyorum. 30. 7 ile 2'yi çarpıyorum. 44. Biri elde ekliyorum. 45. Buraya yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? 4 var elde. 4 kaldı. 35'i 4 ekleyip 39 yazıyorum. Ha. Yok abi, benim için hala zor. Arkadaşlar bu çok da kolay değilmiş yani, helal olsun. Bu ne ya? Bu ne ya? Arada müthiş bir süre farkı evet, var. Evet, tamam yaz bakayım, şey deneyeceğim. Aynen öyle, şimdi bu da doğru. 2322. Mesela herhangi bir 3 basamaklı sayı. 628 çarpı 101 diyelim. Bu nasıl çarpılır? Şu ilk iki basamağı sadece iki basamaklıymış gibi yapıyoruz. Hmm. Sol tarafı yok sayıyoruz önce. İlk önce mesela tek basamaktan başlayalım. 8 çarpı 1. 8. Orayı biliyorum. 8 yazdık. Sonrasında 2 çarpı 1, 8 çarpı 0. Yani toplam 2. Üçüncü basamağı nasıl ekleyebiliriz? Yine bu çaprazlanmayı açarak. 6 ile 1'i çarparak, 8 ile 1'i çarparak. Sonra ortadakileri çarparak. Aynen, sonra da bunu da ekliyoruz. Şu 2 ile 0'ın çarpımını. Sonra kaç ediyor? Bu 14 ediyor. 14'ü yazdık 1. Tamam. Ondan sonra şurayı görmezden geliyoruz. Çarpı 1, 2. 2. 6 çarpı 0, 0. Bir tane de elde. 3. Ondan sonra 6. 6, 3. Öyle bir şey işte. Birazcık antrenman yaparsam yapabileceğimi düşünüyorum. Her şeyi görmezden geliyoruz. Evet, böyle nasıl yani ya? Ama burada anladım. Nasıl, bak hemen anlatıyorum size. Hazır mısınız? İzle beni. Şimdi mesela 628 ile 101'i çarpıyoruz ki. Bir kere 8. 8. Bir kere 2. 2. Bir dakika. Heh. Sonra 2 ile 1'i çaprazdan çarptık. 8 ile 0'ı çaprazdan çarptık. Sonra 6 ile 1'i çaprazdan çarptık. 1 ile 8'i çaprazdan çarptık. 2 ile 0'ı çaprazdan çarptık. Sonra burayı tamamen görmezden geldik. 6 ile 0'ı çaprazdan, 2 ile 1'i çaprazdan birleştir. Topla 63.428. Anladım. Tamam. Şimdi burada çeşitli örnekler yazdım. Kolaydan zora giderek. Sonra şimdi Orkun'da. Zor gibi gözüküyor. Ah, ilk 3 basamaklı çarpmamı yaptım ben ya. 6'sı 7 elde 24 31. Doğru mu? Ne o? Ne lan o? Doğru mu diyeyim? 7'ler 8'ler. Fuck you 7'ler 8'ler. Fuck you çarpım tablosu. Çarpım tablosunu da öğrendik 5 dakikada. Yani 3 basamaklı 2 sayıyı çarpmayı öğrendik. Hafızlar rolü almak için abone olman gerekiyor. Discord'da gibiyiz. Şimdi programda test edeceğiz. 1 saatte bakalım öğrenebilmiş miyiz? Program bir tane çözsem bile okeyiz yani. Aynen. Değil mi? Tamam. Hazır mıyız? 3, 2, 1. 2, 2, 50 var 4. Evet, bunu 18, böyle hızlandırmak 4, için 22. Tekrarı arttırmak geç. Gerekiyor. Ne yapalım? Devam. Devam edelim. Tamam. Bir daha doğru çıkarsan. Tamam.
10 saniye kaldı. 2 tane çözebildim 2 dakikada. Yani dakikada bir tane çözdüm gibi. İkisi de mi yanlış? Bir dakikada onu çözmek yerine gerçekten çarpım kurallarıyla çarpsam daha hızlı çözerim zaten ki. Ama teknik olarak işte onda yazı yazıyorsun yani. İkisi de mi yanlış? Birincisi doğruydu. İkisi de doğru. Bravo. İkisi de mi doğru? Aa! Doğru yapmışım lan. Oğlum bir saatte Burak'ın da yardımıyla 3 basamaklı yani tek basamaklı çarpım tablosunu yarım yamalak bilen biri olarak 3 basamaklı sayıları kafadan çarpmayı öğrendim bir saatte. Artık doları da euroyu da hesaplayabildiğimize göre ya. Bir şey alırken neydi ya bu diye düşünmeyeceğiz. Oha çok iyi. Bir şey şöyle yapacağım bundan sonra Avrupa'da alışveriş yapacağım. Bir dakika diyeceğim. Yok abi çok pahalı. Yok abi saçmalama TL'ye vurunca saçma sapan bir şey oluyor diyeceğim ya. Abi vallahi çok teşekkür ediyorum ya. Bak 2 dakikada da 2 tane çözmüşüm. Öğrenmiş olduk. Yeni bir şey öğrenmiş olduk biz de. Tabii ben tam olarak öğrenemedim ama siz kesinlikle öğrenmişsinizdir. Ben size güveniyorum. Benim chat'imi yapar. Final olarak. Abi çok sağ ol. Burak'ı takip etmeyenler varsa şuralara link bırakıyoruz. Biz eğitim öğretim hayatımıza, öğrenme hayatımıza devam ediyoruz. Evet, Orkun'a video okuyorum videomuzun da burada sonuna ediyoruz. Geldik. Bir sonraki videoda görmek istediğiniz meydan okumaları mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoların devamı için ve bizi desteklemek için de aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Evde denersiniz evet bence de. Enteresan bir video olmuş arkadaşlar. Ben en çok Versace'ye takıldım. Onu söyleyeyim. Şöyle bir chat'e linkleri pıttırıyorum. Sizden ricam her zaman olduğu gibi bir linke tıklayın efendim. Bir gidin bir selam çakın, bir beğeni yapalım, bir yorum yapalım ve